Benim bir yıl kadardır sesimde bir kısıklık, artan dozda bir sıkıntı vardı. Hatta etraftan da uyarılar alıyordum. Doktora gitmem söyleniyordu. Bir arkadaş vasıtasıyla İsmail Bey'i duydum. Yine bir hastası vasıtasıyla İsmail Bey'e geldim. İsmail Bey ilk kontrolda pek iyi görmediğini söyledi ve bir ameliyatın zorunlu olduğunu, daha sonra da biyopsiyle tam bir teşhis konacağını belirtti. Ve hemen de acilen ameliyat olmamı söyledi. 2 gün sonra da ameliyata girdim. Beni hem korkuttu teşhisi, hem beni hem ailemi korkuttu. Prekanser bazı hücreler olduğu, belki tam şey demiyorum, tanımını veremiyorum ama ama İsmail Bey gene rahatlattı. Oradan sıçramanın kolay olmadığını ve halledeceğine ben de çok güven duydum tabii İsmail Bey'e. Böylece başladık. O parça alındı. Sonra bir tedavi sürecine ve kontrol sürecine girdik. İyi bir reçete verdiler bana. Hemen hemen bütün sevdiğim şeyler yasaklandı. Ona tam uyamadım ben hemen. Ve İsmail Bey de bunu söylüyor zaten. Yani hastaların bir yarısı yani buna uyamıyor. Uyamadığım için ikinci bir ameliyata gitti. Çünkü o yara kısmı tam kapanmadı. İkinci bir ameliyat sorumluluğu oldu. İkinci ameliyatı zannederim 2-3 ay sonra yaptık. Ama sürekli kontrol altındaydım. İkinci ameliyattan sonra gelen biyopsi temiz çıktı. Çok rahatladık tabii. Halen de kontrola geliyorum. Ama o süre kontrol şeyleri, zamanları biraz daha şey seyrek. Şöyle, bunu da hep etraftan ölçüyorum ben. Zaten kendim de biliyorum. Sesim kısıktı. Arada kısılıveriyor, bayağı kısılıyordu yani birdenbire. Şimdi etraftan duyduğum sesin tamamen geri geldiği büyük ölçüde. Yani %95 diyelim ama bir de 10 seanslık bir terapi, ses terapisi oldum. İsmail Bey'in uzmanlığı da bu alanda. Öyle düzeldi sesim. Şu var, güven duygusu var. Yani İsmail Bey'le tanıştıktan sonra çok güvendim. Güvenle yürüdüm. Yani o çok önemli. Doktor-hasta ilişkisinde o çok önemli. Çok rahat ettim yani bu süreçten.